İşin bir başlangıcı, bir vesilesi olsun dedi. Değerli arkadaşlar, biliyor musunuz İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu ne için tutuklandı? Sabit ikametgahı var denen damatların serbest bırakıldığı, iyi uyuyamıyor, uykusu kaçıyor denilen damatların serbest bırakıldığı yerde her duruşmaya gelen, öğle yemeğinde şu arkadaki kafede tost yiyip tekrar duruşmaya gelen İstanbul Milletvekili kaçma şüphesiyle tutuklandı. Ben mahkemelerin verdiği karara saygı duyuyorum. Saygı duymak zorundayım ama kabul etmiyorum, reddediyorum. Özellikle bu gerekçeyi şiddetle reddediyorum. Tutuklamayı şiddetle reddediyorum. Bu tutuklamanın benim vicdanımda, benim aklımda, benim hukuk bilgimde yeri yoktur. Bu yapılan hukuksuzluğu Türk milletine şikayet ediyorum. Biz hukukçular olarak hukuk mercilerinin neresi olduğunu da biliyoruz. Şikayetimizi de yapacağız, itirazımızı da yapacağız. Ama burada hukuksuzluğa uğrayan milletin vekilidir. Milletin oy verip meclise gönderdiği vekilidir. Kaçma şüphesiyle tutuklanan milletvekilidir. Kaçsaydı bugüne kadar kaçmasını kim engelledi? Müebbetle yargılanalı kaç ay oldu? Her duruşmaya geldi. Bugün de duruşma arasında polis bile hazırlıklı değil, polis bile beklemiyor arkadaşlar. Herkesin içinde mahkeme tutukladım seni dedi de polis çağırdı. Bunu hukukla açıklamak mümkün değil. Belki burada tutuklanan kişinin avukatı olarak konuşuyorum ama bu yaşadıklarımızı hukukla açıklamak mümkün değil. ETS kaydıyla sen suçlusun dediler. ETS kaydında kendinden başka 4 kişi var. Neden cımbızla Enis'i seçiyorsunuz sorusuna cevap veremeyenler Enis'i casusluktan, yabancı devlete casusluktan mahkum ettiler. Müebbet ceza verdiler. Kanunlar değişmeseydi idam cezası veriyorlar. İçeride sorduk. Casusluk yaptığımız devletin adı nedir dedik. Madem casusluk yaptık, hangi devlete casusluk yaptık? Bu alçakça suçu, bu haince suçu, bu insanlık dışı suçu hangi devlet lehine işledik ya? Onun cevabı yok. İddia bile edilmiyor. Sadece sen casusluk yaptın. İşte içinde bulunduğumuz durum bu. İşte bir milletvekilinin Ali abi tutuklanmasının gerekçesi bu. Bakın medya, bak burada da yüreği yanmış bir anne var. Bak, adaletsiz bir şekilde demir parmaklar arkasına atılmış bir anne de var. Görüyorsunuz değil mi? O çığlıkları da duyun. Şuraya da biraz çekin. İnsanları da görün. İşleyen bir adalet var. Dünya kadar bir bina yapılmış ama bir buğday tanesi kadar adalet yok değil mi? Çekin, burayı da çekin. İnsanları görün bak. İnsanların çığlıklarını da duyun. Enis Bey şu anda nereye götürülecek? Enis şu an adliyenin zemin katında polis merkezinde tutuklama kararı verildiği için, kaçma şüphesi var ya, tutuklama kararı verildiği için bir söylenti var, Maltepe'de gönderilecek, sonra Silivri'ye muhtemelen gönderilecek. İtirazlar yapılacak. İtirazların sonucunu bekleyeceğiz. Erdem bu açıklamayı Can değil mi? Ve Enis Berberoğlu zaten örgüt meselesi, örgüt üyelik, örgütü üye olmadan yardım etme meselesi nedeniyle o suçlar açısından ayrıldı. Ayrı bir dosya olarak yargılamaları devam ediyor. Yani örgüte üye olmadan örgüte yardım etme suçu hala yargılanıyor. Orada bir karar yok. Orada bir tespit yok. Orada bir belirli bir verilmiş ceza yok. Buna rağmen alelacele casusluktan sen casusluk yaptın diye mahkumlarını belirledi. O yargılama ayrı devam edecek. Yani uzun söze gerek yok arkadaşlar. Ortada TCK'nın koca koca maddelerinden hiç bahsetmeye gerek yok. Ortada bütün geçmiş şu an tanık olduğumuz ve ne olması gerekmiyor. Yok yok, ne oldu? Halka da mikrofon uzak. Biladerim, ben sana sormadım. Tamam, onlara bir sorayım. Altında ne olduğunu merak ettiniz. Ve sonun onun İlan milletvekili olmak bir müebbet çıkardı bugün bu mesele. Doğrudan doğruya en bariz gazetecilik davası bu. Yani ülkede gazetecilik yapılmasını engellemeye yönelik bir davadır. Haber yaptınız, biz size ve
müebbet hapis veriyoruz şeklindeki bir yaklaşımla bugün karşı karşıya kaldık. Gazetecilik açısından hakikaten vahim durumdayız. Yani dosyadaki iki haber dışında ortaya konulmuş hiçbir delil bulunmamaktadır. Herhalde yani normal bir hukukçular değil halk bu yargılamayı yapsaydı ille de ceza verin deseydi daha başka, daha akıllı bir durumla karşı karşıya olduk şimdi. Kopkoyu bir hukuksuzluğun ortasındayız. Ama sonuçta bütün bunları kazıdığımızda altından sadece iki tane haber çıkacaktır. Üzüntülüyüz. Yani aynı zamanda bir milletvekili tutuklanan kişi. Aynı zamanda ama milletvekili ama geriye dönerseniz gazeteciliği olduğunu da hatırlarsınız. Dolayısıyla davanın neresine elinizi uzatsanız bir gazetecilik davasıdır. Gazeteciliği cezalandırma girişimidir. Üzgünüz. Başka da hani söyleyeceğimiz bir şey yok. Yaşasın kendisinin, evet, kendisinin birkaç lafını söyleyeyim size son hani söyledi. Ben bu işten alacaklı çıkarım diyor bir kere. Ben alacaklı çıkacağım bundan diyor. Ben üstesinden gelirim diyor. Kimsenin üzülmesini istemiyorum diyor. Yapılacak şey Türkiye'de bütün özgürlükleri sağlamak için mücadele etmeyi sürdürmektir diyor. Ben şu ana kadar bu mücadeleyi mağdurların yanında olduğumu sürdürdüm. Hapishanede koşullar maalesef kısıtlı. Dolayısıyla kalan insanlar otursunlar, düşünsünler, ellerini başlarının arasına alsınlar. Özgür medya, kendi ifade özgürlüğü, kendi hakları için insanlar mücadeleyi sürdürsünler. Söyleyeceğimiz bu. Yok, belli değil, ayırdılar, koydular. Şu an Maltepe cezaevine gidecek. Maltepe cezaevine gideceği söylendi, öyle gördüm. Teşekkür ederim.